Sakin ol. Karışma bu işe doktor. Oğlum Selçuk, sakin ol. Yanlış yapıyorsun. Hapislerde çürüyeceksin oğlum. Sakin ol, sakin ol, tamam. Yapma böyle bir delilik, sakin ol. Bırak o bıçağı. Bırak o bıçağı dedim. Bırak dedim. At o bıçağı dedim sana. At dedim. At kız. At bıçağı. At. Bırak. Sen de bırak o silahı elinden. Hadi lan. Lan senin tetiğe basacak kadar cesaretin var mı lan? Gelme. Gelme üstüme. Bırak dedim lan. Ölsen bile seni de götürürüm, onu da bilmiş ol. Sakın bırakma. Kimsenin canı yanmadan gidin buradan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi yürü. Hadi yürü. Yürü lan. Yürü. Hadi yürü dedim sana. Yürü. Hadi. Zeynep. Zeynep iyi misin? İyiyim Tarık. Kızım, yavrum yaralanmışsın sen. Hemen sağlık ocağına gideyim. Siz gidin, benim bir işim var. Ya Hamid Ağa ne oldu ya? Ne oldu? Ya sen öyle köşelerden bakıp durursun. Muhtar, neye yardıma gelmezsin ya, sen? Gelecektim ama hainler kaçtı gitti gördün ya. Ben sana sorarım. Ben sana sorarım. Neyi soracaksa? Hı. Ya bu doktorla öğretmenle kurtuluş yoktur ha. Hadi infaz edelim. Dediğinizi yaptım. Öldürmeyin beni. Çocuklarım var benim. Yapmayın. Susturun şunu. Sen, sus. Yapma. 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 Eşyalarını yolladılar. Bu da arasındaydı. Görmek istersin dedim. Allah Allah. Ya. Durdurun. Kalk. Kalk, 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 kalk. Ulan. Bu adamı nereden tanırsın? Söyle. Söyle, söyle kadın. Bu adam örgütün hainler listesindedir. Söyle nereden tanırsın ha? İlişkin ne? Söyle. Tanımam ben o adamı. Tanımazsan tanımadığın adamın fotoğrafının senden ne işi var kadın? Konuşana kadar bu kadına yemek ve su verilmeyecek, anlaşıldı mı? Ana! 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 Lori, 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 Lori. Yetiş ana! Neredesin? Yaktılar beni. Hamit, Zeynep kurtuldu mu? He kurtuldu. Az daha ölüyordu ağabey. Allah'a çok şükür. Ağabey, senin bu ettiğin hainliktir. Nasıl kıydın Zeynep'e? Nasıl kıydın ağabey? Çok çaresizdim. Bir hata ettim Hamit. Sen nasıl emmisin hele? Sen kendi öz yeğenini ateşe ettin ha? Zeynep benim kanım, canım, kızımdır. Ben olsam aşağıya şey yapar mıydım ha? Ne diyeyim ağabey? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun sana. Kendine gel Hamit. Ben senin ağabeyim. Zaten abim olmasaydım biliyordum yapacağımı. Yoksa ne olacaktı? Vuracak mıydın beni? Hamido, ne yaparsınız böyle? Yazık delisiniz mi siz? Kardeşlere yakışır mı böyle? Yenge, senin bu kocan olacak adam Zeynep'e tuzak kurmuş. Örgüte teslim etmiş. Düşman başına Rojan. Mala bir şeydir Rojan. Ne ettiysem her şeyi kirlettim. Abi, hainsin sen. Senin gibi abi olmaz olsun. Hainsin sen abi.
Rojan, sen ne ettin böyle? Zeynep, benim de kanım, benim de canım. Sanki ben razıyım başına bir iş gelsin. Ama ne diyeyim? Ben hep Ayşe için ettim. Çabuk kapanır Zeynep. Geçmiş olsun Zeynep. Büyük tehlike atlattın. Çok sağ ol Dila. O adam kimdi? Seni neden öldürmek istedi? Eski hekim mesele. Önemi yok. Canına kastettiğine göre önemli bir şey olmalı. Bu konuyu konuşmak istemiyorum. Yorgunum. Ben lojmanda olacağım Dila. Peki Tarık Bey. Geçmiş olsun Zeynep. Sen o adamı tanıyor musun Dila? Size söz kesildiği gece buraya geldi. Şehirden geldiğini, Tarık Bey'in bir arkadaşı olduğunu söyledi. Tarık Bey'le görüşmek için ısrar etti. Sonra da öldürmek istemiş onu. Köylüler araya girince de kaçmış. Benim bu olanlardan hiç haberim yok. Kim bu adam Dila? Benim de bildiğim bu kadar Zeynep. Örtmen yok mudur Kece? Yok. Birkaç terslik oldu. Bu gazeteci neye geldi? Tetiği çekip doktoru öldüremedi. Yapamadım işte. Şivan'la görüşmek ister. Şivan yoktur. Gitti. Nereye gitti? Haber geldi. Merkeze çağırdılar onu. Az gelsene benimle. Ne yapacaklarmış Şivan'ı? Bilmem ama giderken ben dönmezsem komutan Kece'dir dedi. Bu gidiş hayra alamet değildir. Şivan'ın başı derttedir herhalde. Şivan, komutanlar seni çağırır. Niye çağırmışlar Eval? Bilmem. Buyur Şivan. Cemo, sen burada bekle. Tamam komutanım. Eval, ne zamandır burada cereyan vardır? Bu yerde her bir şey vardır Şivan kardeş. Doğru. Şivan gelmiştir komutanım. İyi, al içeri. Buyur Şivan. Şivan emrinizdedir komutanım. Otur bakalım Şivan. Yok oraya değil. Böyle yakınıma geleli. Emredersiz komutanım. Buraya neye çağrıldığını bilir misin Şivan? Cami ile başarı sormuştur. Size karşı yüzüm karadır komutanım. Orası eledir ele. Eylem başarısızdır. Biz bu kutlu doğum işine çok takarız ha. Halk böyle şeylere alışmasın isteriz. Peygamberi seven bizi sevmez diye. Anladın? Hatır hatır. Nedir ha? Özel bir makinadır. İlk ben sıkayım istedim Şivan. Komutanım. Etkili silahdır ha Şivan. Eledir.
Şayet haddin olmayan işlere bulaşırsan... ...bu silah senin içinde patlayacak Şivan. Ve vazo heyetinin daha fazlasını sana edecektir. Ne etmişim ki komutanım? Komutanım, Baran komutan yola çıkmış, gelmek üzereymiş. Saygıda, ikramda kusur etmeyin. Kızları da hazırlayın ha. Baran komutan çok hoşlanır avrat kısmından. Emredersiniz komutanım. Baran komutan meselesini eğer başka yerde açarsan... ...o meseleyle ilgili herhangi bir şey kulağıma gelirse... ...sonun gelmiş demektir Şivan. Hadi git şimdi. Emredersiniz komutanım. Hatice abla. Doktor bey burada mı? Şu anda yok Hatice abla. Onu mutlaka görmem gerek. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Buyur otur. Aslında ben anamı ararım. Eve baktım yoktur. Hatice abla. Mortezeli'li asker tutukladı. Ne diyorsun sen Dila? Niye tutukladılar ki? Örgüte katıldığı için. Hele başımıza gelene bak. Ah ana ah. Hep Berfin'i kurtarmak için yaptı bütün bunları. Ben dedim ona. Başını belaya koyacağım dedim. Dinlemedi ki beni. Şimdi nerededir ki Dila? Herhalde cezaevindedir. Mahkemeye kadar orada tutarlar. Şu dermanı. Sana yemek getirdim Zelal abla. Allah razı olsun kızım. Şu sordukları adam kim Zelal abla? Senin için önemli biri olmalı. Bunları sormak için mi getirdin? Yok abla. Vallahi ondan değil. Hadi sen ye yemeğini. Eğer fark ederlerse beni de yaşatmazlar vallahi. Ne yapıyorsun lan sen? Ha? Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun abla, sen abla, lan? Kaçıncı abla, lan bu? Ha? Ha? Kaçıncı lan bu? Ha? Bırak onu. Kızım bir suçu yoktu. Kes lan. Ne yapıyorsun? Abla ne olur yapma. Kaçıncı bu be? Vermeyecek. Ha? Ha? Vermeyecek. Duydun mu? Anladın mı? Vermeyeceksin. Vermeyeceksin lan. Anladın mı lan? Çabuk çabuk çabuk. Tamam. Hadi, hadi. Suat. Ben erkek eğiliyim. Onun durumu daha ağır. Hadi sen kızı ilgili. Durumu çok kötü. Bir terslik olursa haber verirsin. Olur tamam. Hocam. Hadi Suat. Hadi. Neden emanet ettim sanki? Neden güvendim? Benim yüzümden. Doktor bey. Doktor bey. Derim ona. Zela senin anandır. Ben senin öz kardeşinim derim. Kimsesizim derim. Bana sahip çık, beni koru derim. Doktor bey. Doktor bey. Hatice. Ha? Doktora mı bakmıştın? He ya. İçeridedir ama kapıyı açmaz. Tarık pek iyi değil. Ha? Sen istersen Dila'ya git. Sana o yardımcı olsun. He olur sağ ol. Yeşil şosu nasıl yalabilirsin? Hocam. Bir hasta fenalaştı. Durumu çok kötü hocam. Nasıl oldu Suat? Durumu hafiftir. Bilemiyorum. Hala ameliyatım. Evet. Bir de ben.
De hadi. Vay başıma. Anam ben ne edeceğim şimdi? Nereye gideceğim? Yapma kızım. Benim için kendini tehlikeye atarsın yine. Kurban olurum ben sana Zelal abla. Hiç merak etme sen. Herkes bahçededir. Allah razı olsun senden kızım. Demek burada iyi insanlar da varmış. Biraz tuzlu olmuş ama kusuruma bakma. Ne demek kızım? Ellerine sağlık. Çok güzel olmuş. Lakin su kalmamıştır. Gelir gelmez getiririm. Dilşat. Bir şey soracağım. Bu Süleyman var ya. Hı. Hani şu resimdeki. Onun örgütle ne işi vardır? Vallahi bilmem ki abla. Sahi senin neyin olur? Nereden tanırsın onu? O benim erimdir. Beyimdir. Lakin çok uzun yıllar önce kaybetmişimdir onu. Kan davasından sebep ölmüştür. Bülbülümü sonunda öttü. Tilki Nusret kocasıymış. Kocası mı? Evet. Ne dediler? Yok bir şey. Ne diyecekler? Keyif onların keyfi. Hele bizim halimize bak. Bir de get onların haline bak. Her şeyler lüks. Öyle bir yer yapmışlar ki sanırsın otel. Elektrik bilen var. Yemekleri, içkileri bol bol. Hele karı kız ne dersen onlar da var. Nasıl yani? Bizler soğuktan, açlıktan kırılalım. Onlar keyif etsin. Bu nasıl iş? Bu kadar adam burada tutmak hele kolay mıdır? Dava dava deyip duruyorsun. Kendin kral gibi yaşıyorsun. Bu çocuklar onları görürse durur mu burada Kecey? Örgütün içindeki çatlağı buldun, temizledin. Bedihi yok ettin. Karşılığı ne oldu? Gördüğün işte herkes kendi derdinde. Uzatma meseleyi Kecey. O iş doğruydu. Herkes hak ettiğini bulacak. Eğer gerekirse onlar da. Gazeteci seni görmek ister Şivan. Ey Rojda, git getir şunu. Bakalım derdi nedir. Kecey, bu mesele ikimizin arasında kalacak. Hiçbir yerde konuşma. Durduk yerde millet ayaklanmasın. Doğru dersin. Bu rezili kimse duymasın. Birini bile tutamasın burada. Yürü. Bir de şu gazeteci taktın peşimize. Dedim ya, Rojda'nın tuzağına düştük. Önce doktor, sonra da öğretmenin babası çıktı ortaya. Bu olmasaydı halim haraptı. Oraya, Şivan'ın yanına. Gel gazeteci, gel. Gel otur şöyle, gel otur. Hadi. Eyvallah. Otur. Keşeyi kurtarmışsın ha? Hı-hı. Evet, öyle oldu. Bir de o tetiği çekip o doktoru öldürebilseydin ya. Tetiği çekmek kolay değilmiş. O doktor kurtuldu gene, şanslı herif. Bak dinle beni. Benim çalıştığım medya grubu çok güçlüdür. İstersen seni dünyaya tanıtırım. Yapma ya. Karşılığı ne olacak bu işin? Benim için doktoru öldüreceksin. Anlaştık mı? Ulan gazeteci. Ben o doktoru illaki öldüreceğim. Sen istedin diye tekil. Kalk git hadi. Hadi lan. Beyinsiz. Sen doktoru öldüremezsin Şivan. Büyüklerimizin doktora dokunmayın diye emri vardır, unutma. O işi çözerim ben. Nasıl çözeceksin? Bu defa sağlam bir planım vardır.
Hadi tez hazırlan, köye gidiyoruz. Bu sefer tamamdır. Salak gazeteciden işimize yarayacak. Sen söylemesen de biz haberini aldık dışarıdan. Demek Tilki Nusret senin kocandır ha? Tilki Nusret değildir. Süleyman'dır benim kocam. Kocan örgütün hainler listesindedir. Nerede saklanır bu herif, söyle. Sen ne konuşuyorsun kadın? Süleyman yıllar evvel ölmüştür. Bütün köy şahittir. Muhtar haber etti. Kolay gelsin Zela. Hayırdır muhtar? Pek hayır değil Zela. Süleyman'ın... Ne olmuş Süleyman'a? Süleyman'ı kaybettik Zelal abi. Sen ne dersin muhtar? Jandarmadan haber gelmiştir. Süleyman! Muhtar dediydi. Kocan öldü dedi. Jandarmalar onu götürdü dedi. Ölüsünü gördün mü kadın ha? Görmedim. Jandarma cenazesini götürmüş. Epey zaman cenazesi gelmedi. Sonra ben aradım. Her bir yere gittim ama bulamadım. Bulamazsın. Niye? Çünkü senin kocan ölmedi, kaçtı. Bu nasıl iştir? Siz nasıl konuşursunuz? Süleyman öldü. Koskoca hükümet yalan der. Oynama bizimle kadın. Çocuk mu kandırırsın sen ha? Bu senin kocan sınırı geçip yurt dışına kaçtı. Orada yıllarca örgüt için savaştı. Sanki bilmiyor. Ne numaracı karı be? Yoktur böyle bir şey. Yalan söylüyorsunuz. Sonra da örgüte ihanet edip örgütü satmıştır. İhbarcı olup liderimizi yakalatmıştır. Sonra da ortadan kaybolmuştur. Vallahi yalandır. Süleyman öldü. Kes! Bırak oyunu kadın. Kocanla işbirliği yaparsın ha? Nerede o, söyle? Ben ne bileyim? Sen bilmeyeceksin de ben mi bileceğim ha? Kocan nerede kadına, söyle? Benim tek bildiğim Süleyman'ın öldüğüdür. Bunun ağzı sıkıdır Zozan. Biz nelerini konuşturduk be? Hadi konuşturun şunu. Ver ulan elini. Ne yapacaksınız? Göreceksin şimdi, göreceksin. Ben bir şey bilmem. Süleyman'ın yerini bilmem. Yapmayın. Bilirsin. Amcamın Ayşe'yi kurtarmak için çok çaresiz kaldığı belli. Bu adam resmen seni sattı Zeynep. Baba, ben iyiyim çok şükür. Hem bir şey olmadı ki. Ya olaydı. Bana kardeş, bana emmi olmaz olsun. Yok. Baba. Bize burada oturmak haramdır. Toplanıp gideceğim buradan. Kurban sen ne dersin Hamido? Etme kurban olan. Bir cahilliktir olmuş. Ocağımızı, evimizi dağıtma. Yenge, yenge. Bu adamın yaptığından sonra ev mi kaldı? Ev mi kaldı başımızda? Rojat yaşlıdır Hamido. Ne ettiğini bilmez. Bilirsin Ayşe'yi çok sever. Babadır, etme eyleme kurban. Ne ki? Ne olmuş? De hadi barışın kardeşler. Kardeşler arasında küslük olmaz. Hem nişan haftasıdır. Birkaç gün içinde kızının nişanı olacak. El aleme karşı ayıptır. Hadi barışın. De hadi. Yengem doğru söylüyor. Hadi barışın. Hadi. Hadi. Hadi barışın. Hadi baba. Hadi. Thank you.
Eli nasıl oldu yavrum? İyi baba. Bir şeyim yok. Tarık çabuk iyileşir dedi. O nasıl kızım? Bilmiyorum baba. Hiç iyi değil. Yavrum, o adam kimse ikidir canına kasteder. Doktoru da yalnız bırakmak doğru değildir yavrum. Baba, o adam teröristlerle birlikte kaçtı. Korkuyorum. Dönüp gelmesinden korkuyorum baba. Burası köye çok yakındır. Tuzağı burada kuracağız gazeteci. Olur. Kecey. Burada sabahlayalım. Böyle acele ettiğimize göre planı sağlamdır herhal şu an. Bir at olmasa bu sefer o doktor ölmüştür. Ölmüştür Kecey. Geçin uyuyun. Hatice abla. Ne yapıyorsun burada? Hala İbrahim'i beklerim Dila. Boşuna bekliyorsun Hatice abla. Dedem kayıp, yok ortada. Günlerdir haber alamıyoruz ondan. Ne diyorsun sen Dila? Yaşlı başlı haliyle nereye gider ki? Belki hasta düştü bir yerde ha? Bilmiyoruz Hatice abla. Ha bugün ha yarın bekliyoruz. Başına bir iş geldi diye ödüm kopuyor valla. Üzülme sen bacı. İnşallah gelir. Nereye gidecek? Belli ki bir köyde bir mezrada hasta düştü. Orada kaldı. Yarın öbür gün gelir. Olmadı haber eder. Hiç sıkma canını sene mi? İnşallah öyledir Hatice abla. Madem hala yoktur ben giderim. Sen niye sordun dedim Hatice abla? Remzi. Remzi öldürüldü. Başın sağ olsun. Sağ olasın. Bu derdim yetmezmiş gibi. Ailesi beni zorla kaynıma almak ister. Ne edeceğimi şaşırdım Dila. Kimsem yok ki bana sahip çıksın. Anam da yok. Mecbur geldim haloya. Sen Holtezelil'in evinde bekle. Holtezelil için birkaç güne kadar döner dediler. Ama belli de olmaz ki Hatice abla. Remzi'nin emmisi Dursungil oraya geldi bugün. Bir yakalarlarsa bir daha ellerinden kurtulamam. Çok korkuyorum ben Dila. Korkma abla. Bizde kalırsın. Hadi gel. Dila, anam döner mi sahiden birkaç güne kadar? İnşallah döner Hatice abla. İnşallah döner. İnşallah. Geride 9 parmağım daha vardır. Hepsi tek tek kırılır. Zararın neresinden dönersen kârdır. He? Hadi söyle. Kocan olacak o hain nerede saklanır ha? Bilmem. Yeminle bilmem. Bu geceyi de atlar gibi ayakta geçirsin de. Hala aklı başına gelmezse yarın kaldığımız yerden devam ederiz. Ne olur yapmayın. Yapmayın bırakın beni. Bilmiyorum. Süleyman ölmüştür. Ne olur yapmayın. Ya. Ana. Hadi ekmek hazırdır ana. Berfin. Baran. Hayırdır?
Sanki hiç görüşmüyormuşuz gibi davranıyorsunuz. Hevallah. Sanki bizi yeni görmüşsün ananı. Doğru dersiniz. Niye bela ederim ki? Siz kimsiniz? Sen. Süleyman. Sen ölmemişsin Süleyman. 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 Sen ölmemişsin Süleyman. Uyan lan. Uyan. Uyansana lan. Uyansana! Yine ne konuşuyor bu? Ne dersin lan? Su verin Süleyman'ın yerini söyleyeceğim. Süleyman ihbar edecekmiş. Ne? De bakalım. Su. Yo, su sonra. Bir ev vardır. Su kenarında. Orada Hatice'm, Berfen'im, oğlum Baran. Orada çok iyiyiz çocuklarımla. Mutluyuz. Oraya gelir Süleyman. Peki nerede bu ev ha? Nereye gelir Süleyman? Bilmem. Ne demek bilmem kadın ha? Nerede bu ev? Bu kadın benimle dalga mı geçer ha? Konuşsana, konuşsana. Konuşsana kadın. Konuşsana lan, konuşsana. Konuşsana. Konuşsana kadın. Konuş. Sancı geliyor. Koğuşları dolaşıyor. Ne? Hadi alın şu Nuranza'ya. Perdeleri indirin. Toparlanın hadi. Hadi. Çabuk kıpırdayın. Hatice, Berfin, Baran. Neredesiniz? Ölüyorum oğlum. Öldürüyorlar beni. Kurtar. Rajda, şimdi doktor yaklaşıyor. Tamam mı? Bak şimdi. Hazırlan Rajda. Yaralının başına gelmiştir. Hadi, paslat ya. Aferin. Tamamdır Şivan. İyi. Hadi gazeteci. Biz hazırız. Sıra sende. Getir şu doktoru da. Bitsin bu iş artık. Doktoru buraya nasıl çekeceksin gazeteci? Vardır elbet bir bildiği keçey. Planı yaptık. Burası gazeteciye kalmış. Adam hazır kurtulacak doktordan. Değil mi gazeteci? Tabii ki. Bekleyin. Getireceğim onu. Hadi lan. Beket hadi. Bekleyin burada lan. Hadi. Hadi. Ateş ettin Rojda. Ben vururum da. Bakalım doktor gelecek mi? Gelecek elbet, gelecek. Bizim doktor tam doktordur, yufka yüreklidir. Hele kan dolsa yine gelecektir. Doktor bey, doktor bey. Doktor bey. Ha, hoş geldin Hatice. Sana önemli bir diyeceğim vardır doktor bey. Bak, benim kocamı örgüt öldürdü. Başın sağ olsun Hatice. Sağ olasın. Kocamın babası beni kaynımla evlendirmek ister. Ben de anamın yanına kaçtım. Zerah teyze yok ki, tutuklandı. Bilirim. Hapse götürmüşlerdir. Anam bana sahip çıkamaz. Kimsem kalmamıştır. Anam seni çok severdi. Derim ki... Sen sahip çıksan bana. Hatice, başına gelene çok üzüldüm. Ama ben sana hangi hakla nasıl sahip çıkarım ki, buraları biliyorsun. Çıkarsın. Yani
Sen karda... Tarık. Sana yemek getirmiştim. Hatice hoş geldin. Bu arada başın sağ olsun. Olanları yeni duydum. Sağ olasın. Allah razı olsun. Hatice, bir şey söyleyecektin bana. Ben sonra derim doktor bey. Tamam. Yazık. Genç yaşta dul kaldı. Hem de ne yazık. Annesinin yardımına o kadar çok ihtiyacı var ki. Biraz daha ver. Geliyorlar. Eğer bizi ispiyon eden olursa acımam bilesiniz. Bu yatağın altında bomba vardır. Eğer ses edersen bombayı patlatırız ve hepimiz burada ölürüz. Ona göre. Yassı bar hadi. Buyurun savcı bey. Geçmiş olsun hanımlar. Sağ ol. Ne oldu sana? Düştüm müdürüm. Bu kadın konuşmaz ha. Öldürün o halde. Sor bakalım, şikayeti olan var mı? Derdi be heye. Bir de ben sorayım. Şikayeti olan var mı hanımlar? Destede Çibi'ye. Bu kadın sinirlidir savcı bey. Duvara vurup elini parçalamıştır. Mahkumu evine gönderelim müdür. Emredersiniz savcı bey. Savcı bey. Allah kurtarsın hanımlar. Sağ olun. Savcı bey. Ne oldu hanım? Bana işkence ederler. Örgüt bana zulmeder savcı bey. İşkence mi? Ne diyor bu kadın? Kim işkence yapıyor bu kadına? Örgüt sorumlusu olarak bilirim ki... buradaki arkadaşlar örgütle bağlarını kopartmışlardır sayın savcı. Bu kadın mahpustan kurtulmak için her yolu dener savcı bey. Delidir bu. Suçu nedir? Henüz mahkemeye çıkmadı efendim. 2 gün sonra duruşması var. Bu kadına bir şey olursa bütün koğuşu sorumlu tutarım ona göre. Bunu herkes bilsin. Hepiniz sorumlu olacaksınız. Sabuha çekimleri bekler gazeteci kardeş. Bazı teknik arızalar var. Kamerayı tamir edince getireceğim. Ağam bir lafını ikiletmez bilesin. Hemen bekler kaseti. Lan bir de bunları başıma bela aldım. Aa, Selçuk? Evet. Ayakta mı uyuyorsun oğlum? Tanımadın mı beni? Cenk? Benim ya. Çok özledim seni be. Ben de seni. Lan aynı mahallede büyüdük. Aynı okula gittik. Aynı meslekteniz. Ama bir türlü görüşemedik. Öyle oluyor. Gel şurada kahve gibi bir yer var. İki çift laf edelim. Benim... Gel ya gel. Gel hadi gel gel. Peki. Seni bu dağ başında bulacağım hiç aklıma gelmezdi. Ne işin var burada? Afiyet ol sen. Sağ ol. Senin ne işin var? Gerçi yetişemedim ama talebelerin bir tiyatro dalgası vardı. Onu çekmeye geldim. Senin bir derdin var galiba. Kardeşim öldü Cenk. Başın sağ olsun. Duydum ama cenazesine gelemedim. Bizim işler böyle işte. İşlerin tatsız gidiyor galiba. Oğlum ben hangi işi el atsam o iş kurur. Buraya geldim. Sabuha diye birini tanıdım. Bir çekim verdi bana. Yaptım. Manşet olacağım. Kamera bozuldu. Abi bir manşet haber yapamadım ya. Herife ne diyeceğimi bilemiyorum.
Adam da belanın teki ha. Örgütle bağlantısı var. Yeni çekimler yapıp A'yı tavlamam lazım. Onun için de merkezden kamera isteyeceğim. Oturup gelmesini bekleyeceğim. Sen çok huzursuzsun ha. Sen niye buradasın? Kardeşimin ölümüne sebep olan doktor bu köyde Cenk. Yapma ya. Niye bakıyorsun öyle oğlum? Kamera senin için çok önemli mi? Ben sana kameramı veririm. Hem de çok sıkı bir haberle. Örgüt birini öldürecek. Sen de bunu çekeceksin. Yapma be. Lan manşet olur ha. Ama istediğimi yapacaksın. Yaparım. Örgütün kurbanı kim? Köyün doktoru. Tarık. Kahvaltı hazır. Çay da demledim sana. Sağ ol Zeynep. Ama canım istemiyor. Biliyorum, o gazeteciyi düşünüyorsun. Kim o? Hem seni neden öldürmek istedi Tarık? Bu konuyu konuşmak istemiyorum Zeynep. Üsteleyerek seni sıkmak istemem. Ama seni bu şekilde görmek beni üzüyor. Kim o adam? Neden sana düşman? Çantayı muhtara emanet etmiştim. Hı hı. Kamera senindir. Planı iyi anladın değil mi? Merak etme. Doktoru Kurtderesi'ni çekeceğim. Ama önce oraya git. Kendini tanı Çıvan'a. Ona benim gönderdiğimi söyle. Bir terslik olmasın. Tamamdır. Biz zaten tanışıyoruz. Hadi eyvallah. Gazeteci kardeş. Buyur muhtar. Gel eve gel. İki çift laf edelim ha. Edelim bakalım. Geç buyur. Konuşmayacaksan ben gidiyorum Tarık. O gazetecinin adı Selçuk. Kardeşi bir trafik kazasında yaralanmıştı. Hafif diye onu asistanım Suat'a bırakmıştım. Ama maalesef öldü. Benim yüzümden öldü. Selçuk da bana düşman oldu. Ama sen birçok insanın hayatını kurtardın. Hem sen de insansın, hata yapabilirsin Tarık. İnsanım. Ama bir doktor için en kötü şey birinin ölümüne sebep olmaktır. Ve bu hata bizim için azaptır Zeynep. Selçuk kardeşi için hiçbir zaman kendimi affetmedim. Üzülme. Kurtardığın birçok hayat ve daha kurtaracağın birçok insan var Tarık. Bu köye gelişim de bu olaydan dolayı oldu. O bunalımlı günlerimde Tolga aradı beni. Gel kafanı dağıtırsın dedi. Çıktım yola. Meğer o da pisliğini temizletecekmiş bana. Olanları biliyorsun zaten. Hepsi geçti artık Tarık. Hepsi geride kaldı. Böyle küskün oturmak sana yakışmıyor. Hadi kalk kahvaltını et, sağlık ocağına gidelim. Peki. Hadi. Buyurun. Çaylarımız da geldi. Buyur hele. Al al. Aslında gitsem iyi olacaktı muhtar. Yok yok, otur hele. Bak çayımızı içelim, ne güzel Kezban çay demlemiş değil mi? Hadi Kezban, sen içeri geç. Bizim gazeteci abinle konuşacaklarımız var. Yok baba, ben rahatsız etmem sizi. Rahat olun. Biz seni rahatsız ederiz diye düşündüydüm de ben. Hadi gir içeri. Hadi. Kız işte. Gazeteci kardeş. Ben sana doktoru aklayamazsın demiştim. Gördüğün gibi benim dediğim çıktı. Beri bak. Onu halletmenin başka yolu var. Neymiş o? Sen gazeteci değilsin. Hı hı. İki kötü haber yap.
Ankara'daki büyükler duysun, atsınlar şunu köyden. Sen intikamını almış olursun, biz de kurtulmuş oluruz doktordan. O kadar basit değil bu işler muhtar. Tarık ölecek. Ölecek. Dakikaları sayılı onun. Öyle diyorsun ama. Baba. Ne var kız? Sen bizi rahat bırak demedin mi? Gazeteci beye telefon vardır baba. Şimdi konuşmak istemiyorum. Arayan babandır. Çok önemliymiş. Bir bak bakalım neymiş. Bilmem ki. Alo baba. Selçuk, doktor yaşıyor değil mi oğlum? Şimdilik yaşıyor baba. Ama ölmek üzere. Sakın oğlum, sakın doktora dokunma. Kardeşinin ölümünde onun hiçbir suçu yok. Suçu yok mu? Hem de hiçbir suçu yok. Zavallı doktora bir komplo kurulmuş. Evlatlarım, çok özledim sizi. Çok özledim, çok. Geber kadın, geber kadın, geber kadın. Geber, 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 gebersene! Ne yapıyorsun? Çık şuradan! Ne yapıyorsun? Örgüt infaz kararı vermiştir. Böyle olur mu aptal? Savcıyı duymadın ha? Eğer burada ölürse örgütün işi olduğu belli olur. Hadi dağılın siz de hadi. Hadi bakmayın herkes işine. Bizden başka kim öldürecek ki onu? Başkaları. Benim bir planım vardır. Bu insan gazeteci. Eli silahlı bir cani gibi nasıl davranır hiç anlayamıyorum. Aslında Selçuk iyi biriydi. Kardeşinin ölümünden sonra psikolojisi çok bozuldu. Bir süre tedavi gördü. Hala ona iyi diyebiliyorsun Tarık. O teröristlerle işbirliği yapıp tekrar köye dönebilir. Tarık! Tarık kaçalım! Dur dur, ne olacaksa olsun. Tarık! Ya saçmalama, deli misin? Silah vardır. Tarık gel. Tarık dur, dinle beni. Tarık beni bekle, dur. Tarık. Ah, gel. Tarık dur bekle. Tarık. Bekle diyorum sana. Şuradan. Çık ortaya. Saklandığınızı biliyorum. Anlatacaklarım var. Ne oldu? Düştü galiba. Gel, gel. Tarık gidelim. Onu bu halde bırakamam Zeynep. Ne yapacağız peki? Hemen sağlık ocağına götürelim. Beyin kanaması geçirebilir. Ama Tarık... Ne olursa olsun ona yardım etmek zorundayım Zeynep. Bu benim görevim. Doğru söylüyorsun, hadi. 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 Amma da ağır adama. Sanki film çekecek. Ula. Getir şu doktor artık. Sabrım kalmamıştır. Tamam abi. Hadi. Çabuk ol. Ne oldu? Ne oldu bana? Kaza geçirdin. Tarık. Tarık. Sakin olun. Sakin ol. Yaralısın. O haliyle bile seninle uğraşıyor Tarık. Bir sakinleştirici yaparım. Güzel güzel uyur. Doktor bey. Doktor bey koş. Koş yetiş. Ne oldu? Bacım doğum yapacak. Sancısı tutmuştur. Yetiş doktor bey. Tamam. Dila sen git. Ben hastanın yarısını sarıp ilaçlarını verince gelirim. Olur Tarık bey. Sen de gel Zeynep, bana yardım edersin. Tamam Dila. Çabuk olun.
Ne oldu Dila? Doğum varmış Hatice abla, doğuma gidiyoruz. Sen burada bekle, olur mu? He, olur, beklerim. Beklerim. Hadi, hadi, hadi gidelim. Ne oldu Hatice? Yani ben bir şey diyecektim. Ama zamansızdır herhalde. Yok, konuşabilirsin, seni dinliyorum Hatice. Ben... Doktor bey, çabuk yetişin. Ne oldu? Gazeteci arkadaşlardan biri sakatlandı. Durumu çok ciddi, hemen gelmelisiniz. Nerede şu an? Köyün arka tarafındaki derede. Dere mi? Kurt deresi mi ne diyorlar? Tamam, geliyorum. Çabuk yetişin. Tamam, geliyorum hemen, tamam. Sen hastanın başında kal Hatice, olur mu? Olur, olur doktor bey. Of, söyleyemedim gene. Zelal'in oğlusun sen, diyemedim gene. Uyan Zelal teyze. Uyan. Vurmayın. Korkma Zelal teyze. Benim Dilşat. Kalk hadi yemek ye. Yemek mi? Bana yemek su vermezler. Verirler. Hadi kalk. Gel. Korkma, hadi geç sofraya. Otur hadi. Al, ye bakalım. Sen kocanın yerini bize söylemedin ama biz bulduk onu. Süleyman'ı buldunuz mu? Asker Süleyman'ı yakalamış burada, cezaevinde. Erkekler koğuşuna koymuşlar. Herhal görürsün onu ha? Tarık. Doktor bey hastaya gitti, gelecek. Nereye gitti? Bir gazeteci gaza etmiş herhalde. Kurt deresine götürdüler onu. Oh, oraya gitmemeli. Ne dersin sen kardeş? Canı yaralıdır, yat. Dur Allah'ını seversen. Doktor gelecek derim. Tarık tuzağa gidiyor. Teröristler onu bekliyor. Kurt deresinde. Ne? Tarık'ı öldürecekler. Verdim, geliyor. İşte o gelir. Rojda, Keçi, yerinize geçin. Tamam. Olur Şivan. Nereden çıktı ya? Doktor bey.
Orada tuzak var. Orada tuzak var. Ne diyorsun Hatice? Orada tuzak var derim. Hadi. Gel buraya. Gel hele. Sen hadi. Gel. İyi Hatice, iyi. Koş, koş. Koş Hatice, koş. Olan doktor. Şivan, sabunun emrini unutma. Geliyorlar arkamızdalar. Koş, koş Hatice. Koş. Berfi. Ay. Berfi. Kardeşim. Koş Hatice, koş. Aklın kocandadır değil? He, öyledir. Ben erkekler tarafına geçmenin bir yolunu bilirim. Kurban olduğum sen ne dersin? Revirin arka penceresinden erkekler tarafına bir geçiş vardır. Ben de haber gönderirim. Süleyman bekler seni dışarıda. Esah mı dersin? Esah derim ya. Sen şimdi git şu gardiyana söyle. Seni revire götürsün. Yaralısın. Odada yalnız kalınca çık. Koridorun sonunda tel örgüler vardır. Onları atladın mı Süleyman'la kavuşursun. De hadi git kavuş Süleyman'ına. Sonra aynı yerden gelirsin. Dersin kocamı görmek istemişim. Bizim bir arkadaş vardı. Elle görüşürdü beyiyle. Allah razı olsun senden kızım. Ben hemen gideyim revire o hal. He ya git. Süleyman'la kavuş kurban olduğum Zelal ablam. Tamamdır. Sokağı yuttu. Tellerin elektrikte olduğunu bilmiyor değil mi? Yok. Bilmez. İyi güzel. Böylece elimizde kan bulaşmadan karıdan kurtulmuş oluruz. Vay Allah'ım, bu neydi başımıza gelen? Bacım beni öldürecekti neredeyse. Dur sakin ol Hatice. O seni tanısa ateş eder miydi? İlaçla beynini kontrol ediyorlar. Allah'ım, Allah'ım sen yardım et bize. Anam, bacım, ben, hepimiz perişan haldeyiz. Ah, şükür ki sen iyisin. Bana tuzak kurulduğunu nereden bildin Hatice? O hasta söyledi. Selçuk mu? Sağ ol Hatice. Sağ ol. İşte orada. Hele bak, yani beni almaya geldiler. Sakin ol, sakin ol. Alamazlar, dur. Kaçarsın ha Hatice. Alın. Durun. Sen karışma. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Durun. Hadi, hadi. Yapmayın ne olur, bırakın. Rahat dur. Hatice, arkadaşlar. Tamam. Hadi. Hadi.
Bey. Doktor. Doktor Bey. Tarık. Doktor. Tarık, iyi misin? İyiyim. Hatice önceden haber vermeseydi şu an burada olamazdım. Doktor. İyisin değil mi? İyiyim ama. İyi, çok şükür, çok şükür. Çok şükür, çok şükür iyisin. Geçmiş olsun doktor abi. Geçmiş olsun doktor bey. Sağ olun. Gazetecinin sana söyleyeceği önemli şeyler var Tarık. Gidelim. Hadi. De hadi o zaman. Hadi. Hadi. Asistanın Suat, senin bilginin dışında kardeşime yanlış ilaçlar vermiş. Bunu da bilerek yapmış. Bu yüzden ölmüş kardeşim. Yani senin bir ihmalin yok Tarık. Bilerek nasıl yanlış ilaç verir? Sen bunları kimden öğrendin? Olayın başından beri babam araştırıyordu. Sonunda gerçeği bulmuş. Yazıktır ya, yazıktır ya. Hakkını helal et. Seni haksız yere suçladım. Affet beni Tarık. Bu işte tatlıya bağlandığına göre... Hadi hastayı bırakın da gelin bakalım dışarı. Hadi. Hadi. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen biraz daha dinle. Sağ ol. Hayırdır baba, ne oldu? Hayırdır kızım, hayırdır yavrum. Hayırdır. Damat, ben ne dedim? Bir şey yapmamız gerekmiyor mu artık? Ne yapacaktık ki baba? Baban nişanı kastediyor Zeynep. Aferin Dila, aferin kızım. Artık bu işi resmiyete dökmenin zamanı gelmiştir çocuklarım. Yarına inşallah nişanı yaparız. Ha? Ne dersiniz? Büyüklerimize karşı mı gelirsin şu an ha? Sabo ben. Sen kendini ne sanırsın? Bizler döğenin altındaki küçük birer taşız. Hiç acımazlar. Kırıp atarlar. Bir hata yaptık Sabo. Büyütme. Sebebi de Roşat'ın ihanetidir. Doktor Azza beni indirecekti. Böyle giderse doktordan önce ben indireceğim seni. Gözdağı verelim dedik. Roşat kaypaklık yaptıysa onun cezası kesilir. Basarız köyü, alırız örgütmeni, olur biter. Ya bu gazetacı nerede kaldı? Kapıda bekliyorum. Gazetacı! Nerede ulan bu battar? Ağam, kamerada teknik bir arıza oldu. Benim makine hiç arıza yapmaz, anladın mı? Yapma, aman ağam yapma. Bak, bak yeni kamera buldum. Bana bir şans ver. Örgütü büyük gösterecek manşet bir haber yapayım. Vallahi billahi yaparım. Şuvan. Şuna malzeme olacak bir şeyler bul la. Al la bunu, al. Halil ağam. Getirdim gelinin ağam. Aa, Dursun emmi. Allah için bırak beni. Yapma, kurban olayım, yapma. Aha. Sen ne edersin Hatice? Aa. Beni el aleme rezil etmek istersin? Kocan öldü diye çekip gideceğim mi bu evden ha? Kocamın babası benim de babamdır. Saygım vardır sana. Ferhat kocamın kardeşidir. Benim de kardeşimdir. Beni ona nasıl kadın yaparsın baba? Benden Ferhat'a kadın olmaz. Kes, sus. Benden daha mı iyi bileceksin sen? Ben ne dediysem o olacak, o kadar. Alın koyun şunu ahıra. Ağam, ağam yapma, ne olur. Hadi. Yapma. Aklı başına gelene kadar orada kal. Ferhat. Gel benimle. Dinle beni Ferhat. Hemen Hatice ile evleneceğim. Ama baba, Hatice benim yengemdir. Sus ulan. Ne yengesi? Ben senin kafandakileri bilirim. Sen Hamza'nın kızını düşünürsün değil. Hiç o kızı aklına getirme. O görmemişler bir ton başlık ister. Dünya kadar parayı nereden getireyim ben? Baba o... Konuşma lan, konuşma. Kes sesini.
Bana bak Ferhat. Bir delilik etme. Vallahi öldürürüm seni. Zeka. O yeter, karısı buraya adım atmayacak. Kızını da getirmeyecek bana, anladın mı? Anladın mı Zela? Tamam tamam, anladım anladım. Hele bağırma Halif, bağırma. Kendini hasta edeceğim. Hadi. Hadi de bana yardım gel. Hem çaresizim, hem bir çareyim. Hadi dönmere kalbi kalbi. Hadi yavrular. Bir lamba. Hadi, hadi. Dur, çek. İki lamba. Çek çek çek. Üç lamba. Götür götür. Uca götür. Dört lamba. On dört lamba. Bu lambalar nerede buldun? Teknisyen getirmiştir. Hadi, deneme yapak hadi, diye. Biraz. Biz de hadi. Bunları getirdik ki deneme yapıyoruz emin. İyi halt ediyorsunuz. Masaları sandalyeler yerleştirin hele hadi. Tut. Yürü lan yürü. Merhaba muhtar. Merhaba getir doktor. Getir yavrum getir. Onu da getir. Heh. Ha buraya koy. Merhaba muhtar amca. Hoş geldin damat. Çarşıdan haber var mı? Yoldadır. Neredeyse gelir yavrum. Çok gecikti. Hay Allah yavrum. Meraklanma meraklanma. Gelir herhal gelir. Heh. Yürüsene oğlum. Hadi. Çoğ çoğ. Nişan bizi bekler yürü. Ço. Hadi yürü yürü. Ço 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 yürü. Kaçma. Dur orada. Dur. Bağlayın ulan şunu. Hadi. Azatacı güzel görüntü ver. Süper bir yakaladım ya süper. Hadi la bana. Çek kasteti çek. Çekiyorum. Ola bu sefer iyi çekesin o. İkinin neydi Aydın'la? İkinin de Muhammed Abdülmesin. Hadi lan. Çekil lan oradan. Hazır mısın lan? Hazırım. Bu sefer hata yapmayasın. Merak etme. Tamam lan. Bir. İki. Üç. İşte gördüğünüz gibi örgüte ihanet edenin, hainlik edenin aha sonu beledir ha. Hadi lan, gidin hadi. Hadi lan hadi, bitti bu iş hadi, hadi. Tamam, dikkat dikkat. Ha, şuraya koy, şuraya koy. Amat amca. Hayrola Amat. Şuraya bak. Allah Allah. Ya bir bakalım hele. Çerçi nerede peki? Ya, vallahi ne bileyim oğlum. Yok, gelmemiş işte ya. Ne oluyor Hamid ağa? Ya ne olacak? Hayvan başıboş geldi. Çerçi de ortada yok. Gidip arayalım mı? Hani gerek yoktur. Telaş etmenize de gerek yoktur. Ha. Ya yine bir yerlerde uyuyakalmıştır ha. Geçende de kaybolduydu da kaç gün bulamadık. Sonra birden çıktı geldi. Eğer bir yere uyuyakalmış ha. Hadi hadi bakalım sen hadi. Hadi ben tuttum. Aman eşyalar de. Buradadır zaten. Elbisem nasıl Dila? Çok güzel Zeynep. Zaten giyecek başka elbisem yok ki. Sana da çok yakıştı Zeynep. Sağ ol Dilacığım. Sana çok teşekkür ederim. Sen olmasaydın ben Tarık'la bu mutluluğu yaşayamayacaktım. Daha mutlu, daha güzel günlerin olacak inşallah. (Gülüyor)
bir yola çıktım ama nereye kadar giderim hiç bilmiyorum Dila. İnşallah her şey iyi olacak Zeynep. Dila, bana söz ver. Eğer bana bir şey olursa Tarık'ın yanında ol. Onu hep koru. Ne diyelim? Hayırlı uğurlu olsun. Sabah, ne dersin? Öğretmenle doktor nişanlanırlar ha. Ya ben de hayırlı uğurlu olsun diyorum muhtar. Ben de bir ara nişana geleceğim. Yani şimdi gelmezsek ayıp olmaz mı ha? Ha? İyi, bekleriz. Geleceğim elbet. O nişanı göreceğim. Kızım, gel öpeyim seni. Gel Emin'lerini öp. Geç bakalım kızım, geç. Hey, hey! Çal hele davulu, çal! Tebrik ederim, sağ ol Kezban. Hoş geldin. Doktor abi, hadi. Hadi geç kaldık, geç kaldık. Herkes bizi bekliyor vallahi, herkes. Tamam. Sen git, ben geliyorum. Baş üstüne, geç kalma ha. Gözünü seveyim, tamam. Geç kalma. Nasıl? Yakışmış mı? Çok yakışmış Tarık Bey. Sen ne meydanda değilsin? Nişan bohçası kıza verilir. Onu getirdim. Ben mi vereceğim onu Zeynep'e? Hayır. Sizin adınıza ben vereceğim. Ne yapacağımı bilmiyorum ki Dila. Kimsem de yok. Köy yerinde en yakınım sensin artık. Hep böyle yanımda kal, tamam mı? Hı hı. Siz nasıl isterseniz. Hadi gidelim Dila. Siz gidin. Ben ortalığı toplayıp geliyorum. Sırası mı şimdi? Hemen geleceğim, merak etmeyin. Tamam, geç kalma. Hoş gelmişsin. Şafalar getirmişsin. Hoş gelmişsin. Hoş buldum. Geç hele, geç. Geç hele şöyle. Şafalar getirdin Sabah. Hayırlı uğurlu olsun Ahmet kardeş. Allah razı olsun. Sağ olasın. Hoş gelmişsin düğünümüze. Hoş bulduk. Hoş geldin Sabah. Hoş bulduk. Çok şaşırttın beni. Sarsu köyünün göz bebeği doktor nişanlanır da ben gelmez miyim hiç o? Pek sevindim. Allah tamamı neredesin örgütmen hanım? Hoş geldin Sabuha. Ağam buyur. Buyur buyur hele buyur. Ayakta kalma geç. Geç şöyle hadi geç, hadi, geç. Hadi hadi. Buyur buyur şöyle serpil şeye doğru. Sen çalışsın. Hadi hadi. Sen ilk baştasın hadi buradan. Hadi, hadi delikanlılar oturmaya mı geldiniz? Hadi. Ne düşünüyorsun Tarık? Biliyor musun Zeynep? Ben aslında Zelal teyzenin burada olmasını çok isterdim.
Başka bir isteğin var mı Zelal teyze? Yok kızım. Allah razı olsun. Yetmiştir. Bu günleri geldik. Çok şükürler olsun. Doktor abim benim. Hadi bakalım, hadi. Hayırlı olsun oğlum. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Amca. Allah tamamını erdirsin damat. Sağ ol, hayırlı olsun. Sağ ol amca. Sağ ol. Hayırlı olsun kızım. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Allah tamamını erdirsin. Sağ ol. Hayırlı olsun, hayırlı olsun doktor abi. Gel herhalde. Gel. Abi geç. Güzel oynuyorlar değil mi ha? Cezbalar, git buyurun oynaya. Ne hadi? Git. Hadi oynaya. Git diyorum sana. Git hadi. Dedim git be. Ah. Vurdu ya. Neyse. Ha, 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 ha. Biraz yavaş gürültü hadi yapmayın ha. Burada eğlence başlamıştır. Ya hadi gelin ya. Hey hey hop. Hop. Ana Cezban kalktı. Kardeş mutluluğuna geldin. Sağ ol, Allah razı olsun. Ha, şok iyi tam oldu. Alaydın, uzat elini. Başımdan ya. Hadi Kezban Hanım. Yani Kezban Hanım. Hoba. Kezban seni bekliyordu. Ben mutluyum valla. Bugünleri de gördük. Artık dostlar devam edelim. Tey 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 tey. Nasıl lan? Olsuna geldik doktor. Defol git bu köyden. Gelin hanımı alalım. Sana gideriz doktor. Ulan şunu. Bırakın. Lan. Bırakın. Bırakın kızımı. Bırakın. Bırakın. Çekilin lan. Alın lan. Bırakın. Bırakın. Benim. Şuna direnme lan. Çekilin. Direnme. Bırakın. Bırakın mı ona? Evet dur. Çekilin beni. Bırakın. Hadi lan. Çekilin. Ulan şunu. Tamam. Helen. Helen. Olur mu lan? Bırak. Bırak. Hadi lan hadi. Ya. Ya.
Sürekli bu ülkenin en önemli işi irtica ve din tehlikesi dememizin faydasını gördünüz mü beyler? Ülkeyi siyasi ve ekonomik istikrarsızlık sürecine soktuk. Ama örgütle ilgili hedefimizden uzağız. Çünkü örgütün kendine hayrı yok. İhanetlerin önü arkası kesilmiyor. Ne oluyor orada? Efendim öyle diyorsunuz ama... İçinde bulunduğumuz ve yaşadığımız lüks hayatı, eş ve çocuklarımızın gece hayatlarını, arabalarını, harcamalarını örgüt görüyor, dağdan takip ediyor. Artık örgüt elemanları bizlere güvenmiyor. Bunlar kendi konumlarını güçlendirmek, güç sahibi olmak için bizi kullanıyor diyorlar. Şu söylediğine bak. Dağdakilerden birkaçını ihanetten infaz edersin, bir daha biz nasıl istiyorsak öyle düşünürler, tamam mı? Neyse, şimdi karar kurulu her türlü riske girerek bu son fırsatı kaçırmamalı. Ya kaybedip yok olacağız ya da asırlardır devam ettirdiğimiz gücümüze tekrar kavuşacağız. Şu bu ayrımı yapılmadan geniş katılımda olunacak. Her türlü unsuru içerisinde barındırmalı. İstenen ortam için kimlerle işbirliği yapacağız? Ayrıca diyalogçunun halk üzerindeki çok etkili söylemleri işimizi bozuyor. Bilgi kirliliği oluşturulmalı. Diyalogçunun söylediklerini azınlık particilere söyletip hedef saptırılmalı. Efendim, ulusalcı, solcu, milliyetçi, dinci, vatancı, Kürtçü, Türkçü, mezhepçi dahil herkes işin içinde olacak mı? Evet, bu ülkedeki gücümüzün devamı için herkesle çalışırım. Hiç tereddütünüz olmasın. Gerektiğinde laikliği tehdit ediyor gözüken eylemler yapılacak. Dinciler işin içerisine sokulacak. Bir taraftan dini radikal cinayetlerle muhafazakar insanların üzerine gidilecek. Diğer taraftan da ırkçılık tahrik edilmeli. Metropollerde Doğu ve Güneydoğulu insanların üzerine gidilmeli. İkinci sınıf muamele yapılmalı ki onların da teröre destek vermesi sağlanmalı. Misyonerlik artıyor diye ulusalcı ve milliyetçiler sokağa dökülmeli. Herkes tahrik edilecek. Sen de bunları haber ağlarımız vasıtasıyla hem servis yapıp hem de haber yaparak halkı etkileyeceksin. Efendim, ben başından beri söylüyorum. Halk uyandı artık. Hafife almayın. Eski halk değil, bizim yaptığımız haberlere inanmıyor. Rating var ama etkisi yok. Avrupa Birliği yolculuğu kesintiye uğramak üzere. Sistemli bir şekilde kesintiye uğratmalıyız. İktidar kendini iyice yalnız hissetmeli. Tabii bu süreçte en önemli stratejimiz iktidarı yıpratmak ve duygusal davranmasını sağlamak. Yanlış yapmasına çalışmalıyız. Gördüğünüz gibi dava açılması da bizim başarımızdır. Siyasi kaos döneminden sonra ekonomi manipüle edilmeli. Sermaye kaçmalı. Piyasalar alt üst olmalı. Borsa çökmeli. Halk fakirleşmeli, isyan etmeli. Sendikalar işçileri sokağa dökmeli. Memurlar eylem yapmalı. Kaos her yerde kendini hissettirmeli. Daha önceki yıllarda yaptığımız gibi üniversitelerde olaylar çıkmalı. Sağ elimizle sağcılara, sol elimizle solculara silahları vermeliyiz. Bunları birbirlerine öldürtmeliyiz. Okullar, üniversiteler terör yuvası haline gelmeli. Efendim, arkadaşlar çok hata yapıyor. Açık veriyorlar. Hiç anlamıyorum. Krokilerin ne işi var üzerinizde? O mekanlar sanki yabancısı olduğunuz yerler. Günde kaç sefer girip çıktığınız yer. Daha önce de hem başbakana hem de daha büyüklere yapılması gereken suikast planları yakalandı. Bunları örtbas etmede çok zorlanıyoruz. Herkes görecek. Biz ne kadar istersek bu halk o kadar özgür olacak.
Demokrasi bizim anladığımız gibi ve bizim rahat etmemiz için olmalı. Halk da, siyasiler de bıraktığımız alan kadar alanda dolaşmalı.